Selamünaleyküm arkadaşlar. Size konuyu daha güzel anlatabilmek için böyle kocaman bir tahta yaptım atölyemizde. Artık bundan sonra bu tarz formülasyonları, hesapları bu tahta üzerinde yapacağız. Daha önceki tahtamız küçüktü biliyorsunuz. Bazı yerlerini silip tekrardan yazmak zorunda kalıyorduk. Bu tahtayı böyle büyük tasarladık ki formülasyonun tamamını her taraftan görebilirim. Şimdi arkadaşlar neydi konuşacağımız konu? Süt üreticisi para kazanmaya başladı mı? Şimdi bakacağız. Peki daha önce niye kazanamıyordu? Şimdi ne oldu da kazanmaya başladı? Onu anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar şuraya bir süt hayvanının rasyonunu yazdım. Mısır silajı dedim. 30 kuru maddeli, 27 nişastalı, yonca 16 proteinli, süt yemi 21 proteinli, saman, bizim bildiğimiz milli hayvan yiyeceğimiz herhangi bir proteini yok. Varsa da 2 puan, 3 puan var. Bu klasik bir rasyon. Bu klasik rasyonu yazdım ki mısır silajına, yoncaya, süt yemine insanlar bir şekilde ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda bir model olarak kopyalayabilirler, kopyalasınlar diye düşündüm. Mısır silajını 20 kilo verirsek hayvana, kuru maddesi 30 olduğu için 6 kilo kuru madde mısır silajından gelecek. 16 proteinli yonca yiyecek, 4 kilo. Kuru maddesi %85 olduğu için 3.40 kuru maddede yoncadan gelecek. 21 proteinli süt yemi 8 kilo yediğini farz ettik. 8 kilo yemin de %85 kuru maddesi 6.80 yaptı. Samanın da kuru maddesi %90. 2 kilo saman da 1.8 kuru madde yaptı. Toplamda 18 kilo kuru madde yaptı. Hayvanımıza bu 18 kilo kuru maddeyi, yani şu kombinasyonu tükettirdik. Peki bunun maliyeti ne? 20 kilo mısır silajını tarladan çıktığı gibi hemen biçimini, nakliyesini kendimiz yaptık. Kendi makinelerimizle yaptık. Getirdik evin içerisine döktük, 200 lira. Dersek 20 kilo silaj 4 lira yapıyor. Yoncayı da ilk çıktığında satın alırsak 4 kilo yonca da 3.6 lira yapıyor. 8 kilo fabrika yemini de nakit para veriyorum, hemen şimdi alacağım, peşin para veriyorum dediğiniz zaman da 1.6 liraya kilosunu alabiliyorsunuz. O da 12 lira 80 kuruş yapıyor. 2 kilo saman da ilk çıktığında 30 kuruştan 60 kuruş yapıyor. Toplamı 21 lira hayvan başı maliyet. 21 lira. Şimdi bazıları diyecekler ki vay abi 200 lira silaj mı var filan. Onlar için de hazırlık yaptım. Şu tablolar da onları ilgilendiriyor. Efendim 200 liraya silaj mı olur diyenler de var. Ben silajı çiftliğime 180 liraya mal ediyorum diyenler de var. 900 liraya yonca hani nerede ki olsaydı alırdık diyenler var. Onlara da zaten sosyal medya hesaplarımızdan sürekli paylaşım yapıyorum. Yonca ilk çıktığında bu yıl, Haziran ayında ilk çıktığında ben 900 liraya yonca sattım. 800 liraya da sattım. Alan aldı. Almayan ne zaman alacak? Kaç paradan alacak? Bak burada ikinci tablo var. 1200 lira alacak. Bu adam ki zamanında ihtiyacını peşin satın alan adam. Hayvanının ihtiyacını hesapladı. Elinde kaç tane hayvanı varsa ona göre mısır silajını zamanında aldı peşin parayla. Yoncasını aldı peşin parayla. Fabrika yemini de hiç veresiyesiz, vadesiz ve kredisiz aldı. Keş parayı koydu, en iyisini aldı. Samanı da zamanında aldı 30 kuruşa. Abi 30 kuruşa saman mı kaldı diyene Haziran ayında 30 kuruştan saman verdim ben bu yıl. Efendim yemin torbası 2 lira diyene, ha burada hesap var. 2 lira alana da var. 1.8 alana da var. 1.6 alana da var. Hiç artık bu işin şeyi kalmadı yani. Mazereti kalmadı. Zamanında peşin alan adamın tablosu bu. Hayvan başı 21 lira maliyet koyduk. Bunun üzerine 5 lira da işçilik koyduk hayvan başı. Yani 100 tane hayvan bakan bir adam için günlük 500 lira da işçilik koyduk üzerine. Hayvan başı 5 lira yansıdığı için de 21 lirayı 5 lirayla topladık, 26 lira oldu. Peki bu adam silajı dışarıdan alıyorsa dedik. 20 kilo silajı 350 liradan alıyorsa, bak 200 lira birdenbire çıktı 350 liraya. 7 lira yaptı silaja verdiği para. Yoncayı 1200 liradan alıyorsa 4 lira 80 kuruş yaptı. Yemi 1.8 liradan alıyorsa 14 lira 40 kuruş yaptı. Saman da 60 kuruştan alıyorsa
1.2 lira yaptı. Bunun toplamı da 27 lira 40 kuruş yaptı. Yani her şeyi zamanında alan adam hayvanının bir günlük ihtiyacını 21 liraya karşılıyor iken aracıdan, aracı kullanan adam, paketlemeciden, tüccardan, cambazdan, celepten, yemciden, şundan bundan aracı kullanarak almış ise ödeyeceği fazladan para bu. Biri 21 liraya mal edecek, birisi 27 lira 40 kuruşa mal edecek. Yani hayvan başı 6 lira 40 kuruş bir günlük yem için, ihtiyaç için daha fazla para ödemiş olacak. Yine işçilik 5 lira. Artı 5 lira yazdık buraya. Şimdi üçüncü seçenek, 20 liralık 20 kilo mısır silajını kilosunu 400 liraya alan adam. Böyle adam var mı? Var. Adamın parası yok. Nakit parası yok. Bir şeyi vadeli almak zorunda. 20 kilo mısır silajını 400 liradan 8 lira. Yoncayı 1400 liradan aldı. 4 kilo yedirdi. 5.6 lira. Fabrika yeminin kilosunu 2 liraya, yani torbasını 100 liraya aldı. 16 lira. Samanı da 80 kuruş aldı. 1.6 lira. Bu adamın da günlük besleme maliyeti 31 lira 20 kuruş artı 5 lira işçilik. Şimdi geldik tablomuzun ikinci aşamasına. Peki bu adam hayvanına bunları yedirirse, orada bir tuşa mı bastın? Tamam. Şimdi şu menüyü tümüyle hayvanımıza yedirdiğimizde hayvanımız bize kaç litre süt verecek? 26 litre süt verdiğini farz ediyoruz. Eğer bu hayvan yeni doğurmuş bir hayvansa daha fazla da süt verebilir, daha düşük de süt verebilir. Hayvanın ırkına, laktasyonunun neresine de olduğuna göre de değişmek kaydıyla ortalama 26 litre verdiğini düşünüyoruz. Arkadaşlar, Türkiye'de büyük ve modern işletmelerde 26 litre süt veren hayvanı götürüp keserler. Yani artık ekonomik bir hayvancılık, verimlilik esasına dayalı bir hayvancılık yapmak istiyorsanız, özellikle Holstein ırkı hayvanlarda ortalama 28-30 litreyi yakalamış olmanız gerekir. Aksi halde bu yarışın içerisinde yoksunuz demektir. Yani hayvan başı 15 litre, 20 litre süt alarak siz bu yarışın içerisinde yer alamazsınız demektir. Tamam, devletin hayvancılık ve tarım politikası kötü, beğenmiyoruz. Ortada bir politika yok. Ortada bir ciddi bir sorun var. Bizim problemlerimizi anlamıyorlar, ithalat yapıyorlar falan filan filan. Onların suçlarını ayrı bir tarafa koyalım. Peki bizim burada suçumuz yok mu? Yani şimdi 15 litre, hayvan başı 15 litre süt alan adamın hiç suçu yok mu? Şu kadar yemi yedirecek, bu kadar masraf edecek ve 26 litre süt de alamayacaksa hayvan başına, o zaman bu işi yapmasının çok da bir anlamı yok. Dolayısıyla biz 26 litre üzerinden yürüyoruz. Bazı arkadaşlar, nasıl ki o itiraz eden arkadaşlar, abi işte 1.6'ya yem mi kaldı, yemin torbası 100 lira diyenin hesabı burada. Efendim ben 1.8 alıyorum diyenin hesabı burada. Bak, 3 tane tablo çıkarttık. Vadeli alırsa, aracıdan alırsa, zamanında peşin alırsa diye çıkarttık. Dolayısıyla evelemeye gevelemeye, sürekli mazeret üdürmeye gerek yok. Geldik bu listeye. Derse ki adam, abi 26 litre nerede, biz 20 litreyi ancak alıyoruz derse, buradaki maliyetleri 20 litreye bölsün. Tablo burada. Şimdi 26 litreye alan fakat sütünü 1.8 liraya ancak satan bir adam günlük bir inekten kaç para ciro elde ediyor? 46 lira 80 kuruş. Yine 26 litre süt alıp da sütünü 2 liraya satan bir adam günlük 52 lira ciro yapıyor. 26 litre süt alıp da sütün litresini 2.5 liraya satan adam günde 65 lira ciro yapıyor. Peki, diyeceksiniz ki sütü 2.5 liraya satan adam var mı? Arkadaşlar, hepiniz de yakından takip ediyorsunuz ki biz İstanbul'da satılmak üzere günlük süt satan bir firmanın talebi üzerine günde 25 ton süt aradık. Ve litresine 2.5 lira vermemize rağmen istediğimiz miktarda sütü bulamadık. Şu ana kadar 15 ton civarında sütü bulduk. Halen 10 ton da açığımız var. Olursa 1-20 ton daha almayı taahhüt ediyoruz. Ama nereden? İstanbul'dan ve civarından. Dolayısıyla sütü 2.5 liraya satan bölgeler nereler şu anda? Marmara İnterlandı, yani bütün Trakya, Marmara İnterlandı, Bursa, Balıkesir, aşağı doğru İzmir, efendim Burdur, Kahramanmaraş, Gaziantep, ağırlıklı süt sanayicisinin bulunduğu, yoğun olarak bulunduğu, kaliteli süte ve süte ihtiyacı olan firmaların yoğunlukta bulunduğu, artı günlük süt satışı uygulamalarının yoğunluk
olduğu ve nüfusun yoğun olduğu, alım gücünün yüksek olduğu büyük şehirlere yakın bölgelerde fiyatlar 2,5 lira arkadaşlar. Bakın bu hesabın içerisinde destek, köstek bir şey yok. Ben hiçbir şey hesap etmedim. Çıplak bir hesap çıkardım size. Ne bir buzağı desteği var, ne bir süt desteği var, ne yem bitkisi desteği var. Hiçbir desteği koymadım. Neden? Yahu bir meslek, bir sektör herhangi bir destek almadan yürüyemiyorsa zaten bunu yapmanın bir anlamı yok. Yani size diyaliz makinesi hediye edilse, hay Allah razı olsun. E kardeşim ben hasta değilim ki, bana niye diyaliz makinesi hediye ediyorsun? Yani destekleme veriyorsanız hastalık var demektir, sorun var demektir. Destekleme verilmeden, destekleme yokmuş gibi düşünerek bu sistem para kazanmalı ki destek sadece cezbedici olmalı, yönlendirici olmalı. Destek veriliyor diye bu işler yapılmaz. Para kazanıyorsa yapılır, destek gelirse bonus olur. Her gün paylaşım yapıyoruz, altına yazıyorlar. 2018 yılı buzağı desteklemesi ne zaman verilecek? Arkadaşlar, şu tablo, kocaman tablonun içerisinde buzağı desteklemesi diye bir şey yok. Bakın bu sistem kendi kendine zaten şu anda para kazanır hale geldi. Şimdi 26 litre süt soğan ve sütünü 1,8 liraya veren, 46,80 ciro yapan bir adam. Hemen hesabımızı şuradan yapalım. Birinci tablo. Yani şu adamın tablosu. Bu adam, şu adam. Hayvanını 26 liraya besleyen adam. 2,5 liraya sütünü satarsa 65 lira para geçiyor eline. 26 lirasını masrafı harcarsa 39 lira bir inekten günde elinde para kalıyor. Aynı adam sütü 2,5 liraya değil de 2 liraya satarsa günde 32 lira para kalıyor. Aynı adam, yani şu birinci tablo, sütünü 1,8 liraya satarsa yaptığı cirodan, pardon, şöyle hesaplayalım. Sütünü 2,5 liraya satan ve günde 65 lira ciro elde eden adam, eğer şu birinci tablodan hayvanını besliyorsa elinde 39 lira kalıyor. Yine 2,5 liraya satan adam, fakat şu tabloyla hayvan besleyen adam, elinde 32 lira kalıyor. Sütünü 2,5 liraya satıp günde 65 lira ciro yapan adam, hayvanını şuradaki vadeli besleme tablosuyla beslese dahi 29 lira hayvan başı elinde para kalıyor arkadaşlar. İkinci tabloya geliyorum. Hayvanını, sütünü 2 liraya satan adam, günde 52 lira ciro yapıyor. Bakın 52 lira yazdık buraya. Masrafını düştük, 26 lira para kalıyor. Yine 52 liraya sattı, vadeli tablodan 32 liraya besledi, 20 lira kalıyor. Sütünü yine 2 liraya satan adam 52 lira ciro yapıyor. 36 lirasını şu vadeli hesaptaki masrafı harcıyor ve eline 16 lira kalıyor. Üçüncü tabloya geliyorum şimdi. Yine 26 litre süt alan, fakat hayvanını, her şeyini peşin alan adam günde 21 lira kazanıyor. Sütü 1 lira 80 kuruşa satmasına rağmen ikinci tablodaki adam günde 47 lira ciro yapıyor. Sütünü 26 litre sütü 1,8 liradan satıyor. 32 lira para harcıyor ve 15 lira kalıyor. Vadeli alan, yani silajı 400 liraya, yemin torbasını, kilosunu 2 liraya, torbasını 100 liraya alan adam, yoncayı 1,400 liraya alan, yani pahalı pahalı pahalı, her şeyi pahalı ve her şeyi dışarıdan alan adam, sütünü 1,8 liraya satmasına rağmen elde ettiği 47 liralık cironun 36 lirasını masrafa harcıyor, günde 11 lira para kalıyor. Sütü 1,8'e satıyor olmasına rağmen. Bu tabloya göre hayvanların 365 günde sadece 300 gün sağıldığını ve sadece 300 gün içerisinde bu paraları topladığını varsayarak, fakat bu hayvanların 400 gün beslendiğini varsayarak gelirini 12 aya böldüğümde tablo 1 aylık geliri 1000 lira, tablo 2 aylık geliri 650 lira, tablo 3 aylık geliri 525 lira. Arkadaşlar, bu neyi gösteriyor? Tablo şuradan şuraya gelinceye kadar eridi. Yarı yarıya eridi. Her bir hayvan için aylık geliri gösteriyor bu. Tabloyu yeniden inceleyecek olursak, her şeyi zamanında alan ve 2,5 liraya süt satan adam ayda 1000 lira hayvan başı para kazanır. Kazanamaz diyen beni arasın, ben ona yardımcı olayım. Ve sütü ortalamasını
26 litre olarak gördük. Bak, süt ortalaması 30 olan, 31, 32, 35 olan işletmeler var. Abi süt ortalaması 15 olan ne yapsın? 15 olan nerede hata yaptıysa yeniden kendisini check etsin. Hata yaptığı problemli yerlerini tespit etsin. Demek ki şu tablonun içerisinde daha detaylı inceleyecek olursa yemin torbasının 1.6 lira olmasıyla yemin torbası kilosunun 1.6 olmasıyla 2 lira olması arasında, yani 80 lirayla 100 lira arasında, 75 lirayla 100 lira arasında olmasıyla maliyet farkı sadece 10 lira iken sütün fiyatını 2.5 liraya satmanın daha değerli olduğunu görüyoruz. Bakın, biri 46 lira ciro yapıyor, biri 65 lira ciro yapıyor. Yani bu 10 lira daha fazla ciro yapıyor. Dolayısıyla kazanamayan adamlar bir, sütü 1.8 liranın altında satıyor demektir. Bu adamlar ne yapacak? Bu adamlar kooperatifleşecekler, birlik olacaklar, bir süt soğutma tankı alacaklar, temiz ve hijyenik süt satmaya gayret edecekler, ürettikleri sütün miktarını artıracaklar. Hiç kimse 50 litre, 100 litre süt alacağım diye dağın başına süt almaya gitmez. Organize olurlarsa, birlikte hareket ederlerse, bir süt soğutma tankı koyup da sütü soğutulmuş ve hijyen kurallarına riayet edilmiş şekilde muhafaza ederlerse, sattıkları sütün litre başı değerinin artacağını size söyleyebilirim. Ayrıca büyük şehirlere yakın olan bölgelerde süt yağı, süt proteini ve kuru madde standartını yakalamış, somatik hücre ve toplam bakteri anlamında Avrupa standartlarını yakalamış işletmelerin bugün 2.5 liradan süt sattığını size çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı rakam falan hiç önemli değil. Zaten bugüne kadar bunları anlatırken hep söyledim. Ya fiyatı belirleyen şey arz ve talep dengesidir. Sen fazladan mal ürettiysen senin malının fiyatını birilerinin arttırmasını bekleyemezsin. Sen fazla üretmişsen bu hiçbir işe yaramaz. Nerede çokluk orada bolluk demiş atalar. Dolayısıyla son bir yıl, son iki yıl içerisindeki süt fiyatlarının gerilemesi ve yem fiyatlarının ve diğer maliyetlerin artmasıyla birlikte insanımız ne yaptı? Hayvanlarını kesime götürdü. Hayvan sayısında ciddi bir azalma oldu. Sanayiye aktarılan sütte 3 çeyrektir, 4 çeyrektir azalma oluyor. Sanayiye aktarılan sütte bir azlık söz konusu. Şu anda piyasada süt muamillerinin de üretim şekli yeniden değerlendirilirse, biliyorsunuz süt kullanılmadan üretilen peynirlerden bahsediliyor. Fiyatların 3 liraya kadar çıkması bile mümkün arkadaşlar. Bugün 2.5 liradan sözleşme yapamıyoruz. İstanbul'da civarındaki çiftlik sahipleriyle 2.5 liradan sözleşme yapamıyoruz. Gelin sizinle 1 yıllık sözleşme yapalım diyoruz. Kimse yaklaşmıyor. Neden? Herkes biliyor ki süt İstanbul ve civarında veya büyük şehirlerin etrafındaki yetiştiricilerde önümüzdeki 6 ayın içerisinde 3 liradan satıldığını bile görebilirsiniz. Peki Anadolu'da para etmiyor. Abi işte Sivas'ta 1.5 lira, Kars'ta 2 lira, 3 lira. Abi yanlışı nerede yapıyoruz biliyor musun? Bu işletmeleri kurarken şu soruyu sormuyoruz. Ben sütü kime satacağım ve kaça satacağım? Benim amacım ne? Eğer süt para ediyorsa ben süt veren bir ırk seçmem lazım. Mesela ben Ege bölgesindeysem, Marmara bölgesindeysem, Trakya bölgesindeysem, o bölgelerde süt zaten para ediyor, her zaman para ediyor. Benim bir kere Holstein'dan şaşmamam lazım. Çünkü niye? O bir süt hayvanı. Peki ben İç Anadolu'daysam, sütün para etmediği ya da sütçünün alıcının az olduğu ya da ulaşımın, erişimin zor olduğu dağlık bir bölgedeysem, benim sütü daha az üreten, daha ağırlıklı kaba yemle beslenen ya da meraya dayalı beslenme şekline daha uygun bir ırk seçmeliyim veya da kombine bir ırk seçmeliyim ki ben süt üretemediğim zaman hayvanlar beni yemesin. En azından çıkardığı yavrudan para kazanayım. Bakın bu hesabın içerisinde hiç yavru yok. Bu hesap bu şekliyle bile para kazanıyor. Nereye yazdık yavruyu? Buraya yazdık bak. Artı bir buzağı dedik. Öldürmezse. Adam diyor ki ya ölürse şu. Ölürse sen öldürmüş oluyorsun. Ben öldürmüyorum ki. Dolayısıyla zarar eden de sen oluyorsun. Şimdi bu tabloya itiraz eden yüzlerce adam çıkacak. Şunu diyecekleri bana. Ya Eşref abi bugüne kadar ağlıyordunuz, sızlıyordunuz da bugün ne oldu? Bir günde her şey süt liman mı oldu? Hayır arkadaşlar. Maalesef bu ülkede
bir gelir dağılımı adaletsizliği var. Geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde hayvancılık ve tarım çok ciddi sıkıntılar geçirdi. Bu tablolar daha güzel olabilirdi. İnsanlar çok borçlandılar. İnsanlar kredilerini, taksitlerini ödeyemediler. Traktörlerini satmak zorunda kalan, elindeki hayvanları satmak zorunda kalan insanlar oldu. Evet, inekler kesime gidiyor ama bir işletmede inekler kesime gitmeye karar verilmişse önce en az süt verenden, topallayandan, döl tutmayandan, problemli olan ineklerden başlanır. Hiç kimse çok süt veren ineğini kesmez. Bu süre içerisinde borcu olmayan, acil ödemesi olmayan, kredisini döndürebilen ya da kredisiz çalışan adamlar çok güzel para kazanmaya başladılar şu tabloyla birlikte. Şu anda kim kan ağlıyor, kim sıkıntı çekiyor? Besici sıkıntı çekiyor. Neden? Çünkü 2 yıl önceki et fiyatlarıyla hala et satmaya devam ediyor. Süt fiyatı iyileşti mi? Daha yeni işte 15 Kasım itibariyle yeni fiyat gündeme girdi ama piyasadaki artan talepten kaynaklı bir fiyat artışı söz konusu. Bugün etrafımdaki bütün mandıracılar, süt toplamacılar ve büyük süt sanayicileri ciddi anlamda süt arayışı içerisinde. Önümüzdeki yani Ocak ayının 15'ine kadarki süre içerisinde bunun daha da hız kazanacağını, herkes birbirisinin müşterisini kapacağını düşünüyorum. Özellikle Trakya bölgesine faaliyet gösteren büyük süt firmalarının artık Trakya bölgesinde toplanan sütle yetinmediğini, Anadolu'ya doğru süt arama telaşı içerisine girdiklerini hep biliyoruz. Hiçbirisinin tam kapasite tonajla çalışmadığını biliyoruz. Peki bütün bunlar nereden ortaya çıktı? Sürdürülebilir olmayan, plansız, programsız bir tarım politikasının eseri oldu. Biz bunu istiyor muyuz? Hayır. Böyle bir yukarı çıkan, bir aşağı inen, bir zarar eden, bir kar eden bir mesleği kimse yapmak istemez. Yani bugün kazanıyor diye, şimdi şu tablo kazanıyor diye yarından sonra herkes hurur hurur bu mesleğe girerse yine 2 yıl önceki halimize geri dönmüş oluruz. Yine inekler kesime gider. Yine insanlar bu sektörden çıkmaya başlarlar. Hızlı bir şekilde sektöre girişin ve hızlı bir şekilde çıkışın olduğu bir alan olmak istemiyoruz arkadaşlar. Evet, tablomuz bu. Tablomuza itiraz eden insanlar olacak. Onların da yorumlarını bekliyoruz. Ağırlıklı olarak abi ortalama 26 litre vermez diyeceklerdir. O 26 litre vermez diyenlere nasıl 26 litre süt alacağını onlara anlatabilirim. İspat edebilirim. İkna edebilirim. Ortalama 32-33 litreyle çalıştığımız işletmelere götürür gezdiririm. Olmaz diyen varsa, itiraz eden varsa onları götürürüm, gezdiririm. Hepsini görebilirler. Olmaz diye bir şey yok. Efendim simental süt vermez diyenlere özellikle ilgilendiğimiz simental çiftliklerine götürürüm. Oraları gezdiririm. 26 litre vermesin arkadaşlar, 20 litre verse bile, bakın 20 litre verse bile bu tablonun çok bir şey şaşıracağını söylemem size. 20 litre süt alsanız dahi şurada, 2 liraya satsanız, 40 liradan arkadaşlar 40 lira, o da şuradaki hesaba göre günlük 11 lira değil 7 lira kazanır. Yani ayda 200 lira kazanır, buzağısı sana kar kalır. En vadeli, en pahalı, en kredili, her şeyi dışarıdan alsa dahi 20 litre süt alan adam için buzağısı kar kalır arkadaşlar. Buzağısını da buradaki 7 lirayla besler, yılda bir tane buzağısı olmuş olur bu adamın. 100 tane hayvan olan bir adamın süt geliri ile işletmesini çevirdiği düşünülür ise, bütün süt geliri işletmenin tüm masraflarına denk gelse dahi buzağısı kendisine kar kalsa, efendim 8 aylık hayvanlar olarak bunları satışa sunmuş olsa, hayvanında 8 aylık hayvanında tanesi 5000 lira 6000 lira yapsa 500 bin lira 600 bin lira para eder. Allah bin bereket versin. Bu hesabın içerisinde ne yok? Bir, desteklemeler yok. Hayvan başı, buzağı başı destekleme yok ve süt desteklemesi yok. Bunlar da az uz rakamlar değil. Onları niye yazmadım? Onları burada hesap edemediğimiz beklenmeyen giderlere karşılık olsun diye yazdım. Peki bu hesabın içerisinde hani abi bu işletmenin makine, ekipmanı, amortismanı, bu çiftliği yapmak bedava mı? Çiftlik yapmanın maliyeti nerede? Onlar yatırım maliyeti arkadaşlar. Ben bu işin karlılığını ortaya koymak adına size bu tabloyu çizdim. İnşallah bu tablo böyle kalır. Şöyle düşünüyorum. Devletimiz özellikle güvenilir gıda anlamında şu anda piyasada üretilen peynir gibi süt mamullerinin üzerine bir eğilirse, onların denetlemesini sıklaştırırsa, tahşişli mal üretenlere ceza yazmak
caydırıcı olmuyorsa, cezaları arttırırsa ya da üretim tesisleri kapatırsa, böyle hamlelerle süte olan talebin artacağını düşünüyorum. Ve süt hayvancılığı yapanların önümüzdeki 2 yıl içerisinde daha iyi para kazanacağını düşünüyorum. Ama önümüzdeki 2 yıldan sonra ne olur derseniz onu bilmiyorum. Çünkü son 20 yıldır yapıyorum ben bu işi. Sürekli yeni binip çıkıyor. Daha böyle istikrarlı bir gidişat olduğunu görmedim. Evet, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.